kişide kilo var, kolesterolü var, tansiyonu, şekeri var. Tabii. İster istemez kalbi de tetikliyor. Tabii ki yani. Burada kalbin sinyali ne oluyor? Artık kalbi yorduğun sıkıntılar var dediği sinyal nedir? Yani sinyal işte en büyük bizim sinyalimiz göğüs ağrısıdır. Mesela özellikle yol yürümekle gelen göğüs ağrısı, stabil angina pectoris diyoruz ona. Yani tabii bu grup şanslı grup. Yani en azından yürüdüğü zaman göğsünde ağrı geliyor, dinlenince geçiyor. Evet. Bu çok tipik bir kalp hastalığı bulgusu, damar tıkanıklığı bulgusu diyelim daha doğrusu. Yani koroner damarlarda darlık ya da tıkanıklık bulgusu. Yani bu tür hastalar zaten bize çok hemen uyanıyorlar. Geliyorlar işte efor testi, eko, sindigraf falan. En sonunda anjiyo ile sonuçta bir şekilde teşhis konuyor ve tedavisi de yapılıyor. En azından hasta da biraz daha farkında oluyor. Ama bir kısımda işte hiç belirti vermeyebiliyor maalesef. Zaten en büyük tehlike bu grupta ani kalp krizleri ve ani ölümler. Yani dünyadaki belki de şu andaki ani ölüm sebeplerinin birincisi kalp krizi ölümleri. Hiç işte sinyali bu, yok hiç mu? Çünkü geçtiğimiz günlerde bizim de ekipten bir abimiz ani kalp krizinden hiç vefat etti. Maalesef. Şok yaşadık. Hiç vermeyebilir. Onda şöyle bir problem var. Diyelim ki bir koroner damarımızda biraz darlık var. Darlıkta diyelim ki %60-70 civarında bir darlık var. O ne? O darlığı yapan ne? Plak. Evet. O plağın içinde ne var? İşte kolesterol birikimleri var. Orada çevreden gelen hücre birikimleri var. Orada bir yumuşak bir plak var diyelim. O içindeki o darlık da çok kritik değil. Ve hasta yürüdüğü zaman da koşuyor, merdiven çıkıyor, spor yapıyor. Hiçbir şikayeti yok. Ama hasta, özellikle sigara içenler için söylüyorum bunu. Sigara içiyorsa, sigara içimi çünkü bunun o plağın çatlayıp oradaki pıhtı oluşma oranını 5 katı daha fazla artırıyor sigara içenlerde. Özellikle bir ani kalp krizi özellikle sigara içenlerde biraz daha yaygın. Mesela bir sigara içiyor, kalp krizi geçiyor diyorsan önce ben soruyorum sigara içiyor muydu? Yani %90 sigara içiyor ama yani sigara içmeden de olabilir tabii bu kalp krizi. Pasif içicilik etkiler mi diye soruyorum. Etkiler tabii. Ama yani aktif içicilik tabii daha yoğun. İşte oradaki plak çatladığı zaman plak niye çatlıyor? İşte stresten, ani heyecandan, ani korkudan. Hani mesela filmlerde falan görürüz işte bir şey çok kızar, sinirlenir, ondan sonra kalbin tutar, ondan sonra küt düşer kalır. Yani hakikaten kalp krizleri genelde böyle olur. Çünkü ne oluyor? Stres olduğun, heyecan olduğu zaman ne oluyor? Vücut adrenalin pompalıyor, ne oluyor? Tansiyon yükseliyor, damarlar büzülüyor ve oradaki plağa baskı artıyor ve plak bir yerden çatlıyor. Şimdi bir plak bir yerde çatladığı zaman altında normalde bizim kalbin iç yüzünü örten endotel tabakası dediğimiz bir zar tabaka var. Tek hücreden oluşan bir tabaka var. O şimdi o tabakanın bütünlüğü bozulduğu zaman altta doku yabancı doku. Orayı bizim hücrelerimiz özellikle trombosit dediğimiz o kan pulcukları gidiyor orayı. Hani bir damarımız kesildiği zaman nasıl kanıyorsa orayı da yabancı doku gibi algılıyor, kanama gibi algılıyor orayı. Hücreleri, o kan pucukları kümeleniyor hemen. Ne oluyor? Orayı tıkarken damar da tıkıyor. Yani kalp krizi oluşum mekanizması aslında böyle. Onun için çoğu kalp krizi hastası genellikle çok bulgu vermez. Ama böyle kritik darlık olmuşsa, %80-90 gibi kritik darlıklar oluşmuş ise o zaman işte mesela efor esnasında şikayet bulgu verebilir. Ya da bulgu vermese bile efor testi yaptığımız zaman biz onu EKG'de bazı şeyleri görürüz.